Nasıl börekler? Güzel değil mi? Ne böreği Hikmet ya? Ben sıkıntıdan ölüyorum diyorum, sen ne diyorsun? Tamam Zeynep'ciğim, haklısın da ne yapalım yani? Sen istediğin bir şey getireyim. Ne istersin? Televizyon mesela. Oyalanırdım hep. Televizyon mu? Zeynep, birkaç güne evleneceğiz zaten. Şimdi televizyonu alsam, buraya koysak sorun olacak o televizyon. Canım, belki burada yaşamaya devam ederiz. Sahibi yok ortada diyorsun. Çocuk doğana kadar. Sen ondan diyorsun. Ondan diyorsun da burada kalmaya devam etmeyeceğiz. O işler biraz karıştı. Ablam izin vermeyecek burada oturmamıza. Her iş karıştı zaten birbirine. Ya daha 18 olmadan düştüğüm hale bak ya. Salağım ben, salak. Yarınım belirsiz, bebekle ortada kaldım. Evsiz, kimsesiz. Zeynep, Zeynep. Allah Allah. Ne biçim cümleler kuruyorsun ya? Kimsesiz falan ne oluyoruz? Ben varım kızım senin yanında. Beraber büyüteceğiz o bebeği. Ben asla bırakmam seni. Beraber bakacağız. Televizyonsa da televizyon anasını satayım. Nedir yani? Evse de ev. Sen düşünme bunları, bunları stres yapma sen. Söz mü? Söz tabii. Söz veriyorum, söz. Ben başkasına benzemem. Ya ablan öğrendiğinde istemezse beni, kabul etmezse? Birincisi, kapı gibi evlilik cüzdanıyla çıkacağız karşısına. O saatten sonra kim ne derse desin geçmiş ola. İkincisi, ablam öyle bir insan değil yani. Sen de göreceksin. Bebek doğduğunda hepimizden daha çok sevecek onu. Ha, o zamana kadar kır dizini evde otur diyorsun yani. Ya başıma bir şey gelse arayacak kontürüm bile yok. Ben sana kontür yüklerim. Ben sana televizyon da alırım. Ama sen sakin ol. Bunları dert etme kendine, lütfen. Al çayını iç. Nasıl olacaksa artık. Tek eğlencem geceleri gelen siyah arabayı dikizlemek oluyor. Ne arabası, siyah arabası? Ne arabası ya? Bilmiyorum. Siyah lüks bir araba duruyor mahallede. Bir süre sonra gidiyor. Ya da sabaha karşı gidiyor. Allah Allah. Şoförü nasıl biri? Bizim mahallede öyle lüks arabalı biri yok. Yok, görmedim. Camları siyah. Bizimle alakalı olmasın ya bu. Sizin ne işiniz olur ki zengin insanlarla?